Ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Futbol Manager 2020 oyunumuzun dördüncü bölümündeyiz. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi. Bu bölümümüzde daha çok transferle ilgileneceğiz. Özellikle elimizden çıkarmak istediğimiz oyunculara bakacağız. Biliyorsunuz ilk bölümlerimizde Benhan'ı elimizden çıkarmıştık. Ve 9 milyon euro gibi bir bütçemiz vardı. Şimdi elimizden bir de Nagatomo'yu göndermek istiyorum. Nagatomo'yu da gönderelim ki yabancı oyuncu alacağız ve hem de yabancı kontenjanımız açılmış olacak. Yuto Nagatomo'yu da şu anda transfer listesine koyuyoruz. Feguli konusunda henüz net bir karara varmış değilim ama her an varabilirim. Her an varabilirim. Mirza'yı iki tane Adana Demirspor ve Rizespor istiyormuş. Düşük ilgide Bursaspor gösteriyormuş. Ama Mirza fena bir oyuncu değil. Bakacağım ona. Evet, Nagatomo'ya hemen teklifler geldi. Tekliflere bakalım. Tekliflere bakalım. Evet, bunların tekliflerini reddediyoruz. Düşük geldi. Biraz daha şu an Bordo'dan teklif gelmiş. Bakıyoruz. Bordo'nun teklifi çok düşük. Reddediyoruz. Bordo'nun teklifini. AZ Alkmaar'dan gelmiş. 1,7 milyon euro. Genelde bunu verecekler herhalde. Herkes bunu verdiğine göre. Şunu direkt Rennes'ten geleni reddedelim. AZ Alkmaar'ı da transferi bekletelim. Biraz beklesin. Evet. Galiba istediğim teklifler geldi. Parmayla olmaz o iş. 2,1 milyon euro direkt demiş. Oyuncuyu satan maaş katkısını şunu kaldıralım. Şartları önerelim. Kabul ettiler. Bu olabilir. Spal takımına bakalım. Bunu reddedelim. Diğerlerine şunları zaten direkt reddediyoruz. Algrafa'yı reddedelim. Dinamo Moskova kabul eder inşallah. Burada Yunus antrenman raporu gelmiş. Ramirez'in gözlemlemesi bitmiş. Hemen gözlemci raporundan bakalım. Bizim işimize yaramaz. İptal diyelim. Şimdi 17 tane oyuncu var. 17 oyuncuya. Şimdi 17 tane oyuncu var gözlemcilik toplantısında. Hemen bir 17 oyuncuya bakalım kimler varmış. Carlos Castro. 24 yaşında forvet. Forvette bitiricilikte 16 fena değil ama diğerleri ön sezi ilk kontrol 11 çok düşük olmaz. Geçelim. Özellikle bu oyuncuyu bana sürekli söylüyor ama benim oyun planımda özellikle DOS'a ihtiyacım yok ki önemli olan burada baktığın zaman bu DOS kendi mevkisi. Ben genelde OSM arıyorum. DOS benim ihtiyacım olmadığı için yani bu oyuncu direkt istemiyoruz. Victor Carvalho. Yine bir DOS oyuncusuyla karşımıza geldi. Bizim DOS'a ihtiyacımız yok. Matheus Anjos. Evet, 10 numara ihtiyacımız var. Bakıyoruz. Emrah Baba'dan falan çok daha iyi. Baba'dan biraz daha iyi. Feguli'den en azından Feguli zaten orada oynamıyor ama Emrah Baba'dan daha iyi olacağını gözlemliyoruz.
Çok yararlı bir transfer olacağı söyleniyor ama yine de ben daha iyisini bulacağımız için iptal ediyorum. David Kostas. Stoper. Şu an ihtiyacımız yok. Sebastian. Geçelim. Bernardo, Kolombiyalı. 30 yaşında bizim işimize gelmez. 31 yaşında, 23 yaşında kaleci zaten istemiyoruz. Orta saha oyuncusu bu olabilir. Bakıyoruz. Lemina'dan biraz daha düşük seviyesi. Ama 10 numara bakıyoruz ve maliyetli bir oyuncu. Bizim işimize yaramayacaktır. Martin Campana, kaleci geçiyoruz. Pascal Stenzel. Evet, çok yönlü bir oyuncu. Modern bek olarak gözüküyor. Martinez'den daha iyi. Potansiyel yetenekte. Ama şu anda mevcut yetenekte yine Martinez'den daha iyiymiş. Evet. Ama orada biz Mariano'yu yöneteceğiz. Ve maliyet olarak çok yüksek. Şu an o paraları veremeyiz. Önümüzdeki sezon daha iyi oyuncular alacağız. John Guidetti. Ne kadar bonservis. Yani tahmini 7 milyonu falan çıkar. O kadar veremeyiz. Biz 10 numara arıyoruz. Benim aklımda bir tane 10 numara var. Juninho. Brandao. Geçelim. Benim aklımdaki 10 numara Almada. Şimdi bu oyuncuyu bir gözlemleyelim. Yani bu oyuncu hakkında ciddi derecede bir iyi olduğunu duydum. Birkaç arkadaşım da söyledi bana mutlaka al dedi. 10 numara ihtiyacımız var. 10 numarada bizim işimizi görecek. Yani bir 10 numara alacağız. Feghouli konusunda henüz net bir karar vermedim. Evet. Bunların hepsini reddedelim. Feghouli'yi de belki elimizden çıkartırız. İstediğimiz parayı Dinamo Moskova veriyor şu anda. Ona izin verdik. Umarım ona gider. En mantıklı olan o. Fernando Muslera sakatlandı. Bakalım gözlemcilikte tekrardan bize birkaç oyuncu gelmiş. James Ick, Bakayeme. Yok, beğenmedim. Anlaşıldı diyelim. Luis Baer, 19 yaşındaki bek. Bek ihtiyacımız şu anlık yok. Geçiyoruz. Vitinho, orta saha. Vitinho 20 yaşında. Onyekuru'dan çok altındaymış. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Felix ve Jimo. Bek. Geçiyoruz. Bek ihtiyacımız yok. Jamal Tabibze. Bakıyoruz. 23 yaşındaki stoper. İptal diyelim. Sebastian Villa. 23 yaşındaki kanat oyuncusu. İptal diyelim. Emmanuel Reynoso. Geçiyoruz. Evet, bizim ihtiyacımız olan bir oyuncu bulduk. Kimler transfer etmek istiyor? Genelde kiralık. Raporlarımıza bakalım. Bir rapor alalım. Emrak Baba'dan çok daha iyi. Peki, çok yüksek bir transfer. Şöyle bir kiralık almayı denesek. Şöyle bir teklif hazırladım kendimce. Hemen bu teklifi yapalım. Bakalım kiralık olarak bize verecekler mi? Emmanuel Reynoso'yu. Orta saha. Ama 25 yaşında. Yaşlı. Federico Matelio. Geçelim. Fabio Piscanne. Piscanne. 33 yaşında. Çok yaşlı. Federico Fazio.
Rümelio, onlar geç. Evet, Arjantin'in ofansif orta saha oyuncusu Boca Juniors'tan kiralık. Aa, evet, bu fena değil. Yani şu an Emrah Baba'dan çok daha iyi ama yine de biraz pahalı gibi geldi. Şu an geçelim. Algrafa'dan Nagatomo'ya teklif reddediyoruz. Çünkü Dinamo Moskova daha iyi bir teklif vermişti. Ya şimdi hiçbir istatistikçimiz yok. Bunu şimdiden alalım. Şu an bir tane fizyoterapist önermişler bize. Tamamlayalım. Bunları üzerinde fazla durmayalım. Bunlar da genelde ben ikinci sene daha çok üstünde duruyorum teknik ekibin. Aynı zamanda scout ekibinin. Çünkü ilk sene zaten oturmuş bir kadro olmuş oluyor. Üzerine siz birkaç bir şey yapmış oluyorsunuz. Ve aynı zamanda hani çok transfer bütçesi olmuyor. Ve bunu teknik ekip için de ayıramıyorsunuz. O yüzden hani fazla transfer yapamadığınız için de hani ilk yıl kademeli olarak değiştirebilirsiniz. Teknik ekibi, scout ekibini. Ben değiştirmiyorum. İlk yıl öyle devam ediyorum. İkinci yılda değiştirmeye çalışıyorum. Ağustos ayına giriş yaptık. İkisini de reddediyoruz. O Dinamo Moskova'nın teklifini kabul edecek. Reddedilse geçiyoruz. Emmanuel Reynoso. Yani Almada'ya hala bize bir geri dönüş olmadı. Elmander şu anda orada. Raporu gelmesini bekliyorum. Rapor geldiğinde bu oyuncuyu transfer etmek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Hazırlık maçı yapacağız. Muslera bu sefer de yok. Evet, ikisi de yine düşük teklif yaptığı için ben reddediyorum. Bahis oranları açıklanmış. Galatasaray 3.50 ile en çok favori. Biz gösterilmişiz. Beşiktaş 4, Fenerbahçe 4.5, Trabzonspor 5. Geçelim. Feghouli gelmiş. Feghouli'yi burada oynatalım artık. Jimmy, Andone. Tabii böyle oynayacağız biz. Şimdi seriyi buradan buraya alalım. Seri şöyle olsun bakalım. Selçuk'un yerine de evet, Emre Akbaba sakat. Evet. Mustafa Kapı ile çıkacağız büyük ihtimal şimdi. Mustafa Kapı ile çıkalım. Şimdilik sonra onu biliyorsunuz ki transferlerimizi yaptıktan sonra değiştireceğiz. Evet. Yavaş yavaş çıkalım. Maçımızı oynayalım. Evet, maç konuşmasını asistana devrediyoruz. Tekrardan asistana devrettik ve başlama vuruşunu yapacağız. Şimdi bir ileri çıkın diyelim bakalım oyuncularımıza. Bakalım ilk hazırlık maçımız, yani istediğim kadroyla çıktığım ilk hazırlık maçı. Bir tek bu takıma Falcao katılacak ve iyi bir 10 numara katılacak. Sonrasında daha farklı şeyler söyleyebiliriz. Bravo. Çok iyi gol. Seri gerçek anlamda da bu pasları yapabiliyor. Bakalım. Evet. Şu pasları seri yapabiliyor ama Seri çok pas hatası yapıyor gerçek anlamda. Bakalım burada o hataları yapacak mı? Çok merak ediyorum. Evet, 2'yi bulduk ama offside. Evet, offside'mış. Evet, Sarıççı, hadi olmadı. Evet, bir penaltı. Seri mi kullanıyor ya? Seri kullanıyor penaltıyı. Evet. 2-0'ı yakaladık.
Tam liglere başladığımız zaman penaltıcılarımız, free kick kullanıcılarımızın hepsini tek tek belirleyeceğiz. Bravo be. Çok iyi top. Çok iyi gol. Lemina uzaktan çok şut atıyor ve bunlar da isabet sağlıyor. Hazırlık maçlarında bunu net bir şekilde görebildim. Saracchi de burada iyi yön değiştirdi yani. İyi bir atak. Ve Lemina'dan yine mükemmel bir şut ve mükemmel bir gol. Bakalım lig maçlarında da bu şekilde olabilecek mi Lemina? Çok merak içindeyim. Yani hazırlık maçlarında aldığım performanstan çok memnunum Lemina'dan. Bak yine aynısını yaptı. Bravo. On numarada tabi sıkıntımız var. Mustafa Kapı tam bizim istediğimiz tipte bir oyuncu değil şu anda. Tabi gelişecek Mustafa Kapı. Fena değil. Olacak ama şu anda istediğimiz seviyede değil. O yüzden oraya bir oyuncu aldığımızda farklı bir oyun yapısına bürüneceğiz. Bravo. Tekte bravo. Vur. Olmadı. Oo, çok iyi gol. Feguli'den 4-0 yaptık. Evet. Bir tane daha iyi golle ilk yarıda bir işi bitirmiş olduk. Şimdi tamamen oyuncularını değiştireceğim. Çünkü Süper Kupa finalimiz var. O maça dinlenmiş olarak çıkmakta fayda var. Şimdi kaleye Berke alalım. Martin Linnes'i alalım. Eren Can'ı alalım. Yunus Akgün'ü alalım. Adem Büyü alalım. Selçuk İnan'ı alalım. Ryan Donk'u alalım. Celil Yüksel'i alalım. Taylan kalsın. Veya Taylan'ı da şöyle Taylan'ı da böyle alalım. Yuto Nagatomo'yu da alıp tamamen değiştirmiş olalım. Şimdi düzen bir de o gün çalışkan alalım. Şimdi düzenlemelerimizi yapalım. Sigorta. Donk kalsın. Nagatomo modern bek otomatik Adem Büyük kanat yani ters ayaklı seçelim onu. Hücum Taylan defansif oyun kurucu destek. Celil Mezella oynayacak. Defansif oyun kurucu Selçuk. Şöyle yapsak daha iyi olur. Ters kanat oyuncusu Yunus. Erencan da yaratıcı forvet oynasın. O da tek başına iyi savaşır. Evet. Devam edelim. Tamamen ilk 11'imizi değiştirdik. Çünkü birkaç gün sonra da bizim Akhisar'la bir maçımız var. Evet. İyi orta. Adem'in performansını çok beğenmedim. Hazırlık maçlarında bayağı şans verdim ona ama istediğim performansta değil açıkçası. Berken yoksa beni utandıracak mısın? Yok utandıramadı. Hadi Lines. Bravo. Oy.
Olmadı be. Herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım. Yani direktiflerde sakinleşin diyelim. Dengeleden de temkinliğe alalım, artık çok fazla yorulmayalım. Bravo be. Çok iyi top yaptık. Ama final olmadı. Bravo Taylan. Bir daha yap ortanı. Bravo, vur kafayı. Uygulayalım şunu da. Yunus fena oynamadı ya. Yani getiriyor. Hadi Liniz. Haydi Adem. Evet, maçı 4-0 aldık. 40 tane şut atmışız. 13'ü isabetli. 3 tane kalemize şut gelmiş. Bir tanesi isabetli. Toplu oynamamız %72'ye %28 normal olarak. Asistanımıza devredelim. Devam edelim. Evet, maç sonundan sonra Galatasaray rahat bir galibiyet aldı demiş. 19'da da Atalay Babacan yıldızlaştı demiş. Gözlemcilik toplantımız var. Ama öncesinde daha önce Almada için gözlemci yönlendirmiştik. Bakalım Almada'da neler olacak? Neler var raporlarımızda? Evet, gördüğünüz üzere çok iyi bir potansiyele sahip, yani Süper Lig için çok çok üst düzeyde bir transfer olacak. Ve maliyeti, tahmini maliyet 3.6 ile 8.25 arası değişen bir maliyeti olacak ve bize gelmek istiyor. Kiralanmaya ve transfere yaklaşık olarak ilgili. Ben şu an bu oyuncuyu transfer etmek istiyorum. Bakalım. Özel yetenek 16, soğukkanlılık 15, kararlılık 17. Bunlar çok önemli orta sahada. Agresif 17, 14, çeviklik 16, dayanıklılık 16, pas atma 15, vizyon 16. Boyu biraz kısa ama olsun, orta saha oyuncusu. İlk teklifimizi yapalım. Şimdi 2,5 milyon olmaz. Şöyle bir, bizde 9 milyon euro vardı herhalde. 5.250 önerelim. 7,5 istiyor. Ve sonra satıştan pay istiyor. 7,5 şöyle 6.70. 6,5 hadi. 6,5'ü kabul ettirdik ama satıştan %30 pay vereceğiz. Onu da mecburen kabul edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Teklifi sonlandıralım. Yani ben şey sevmiyorum. İşte 36 ay ödeme bilmem ne. Nakit. Her şey ama nakit. Param varsa alıyorum. Cruz diye bir futbolcumuz bize söyleniyor. Yok. Olmaz. Jimmy Durmaz'ın bile altında. Olmaz. İptal edelim. Marcio Martinez. Hayır. 26 yaşında. Gerçi izleyenler var. Bakalım hangi takımlar izliyor? Mallorca izliyormuş. Onu geçelim. Matias Zarako. 21 yaşında. Sol. Sağ açık oynanıyor. Oynuyor. Kaç yaşında? 21 yaşında. Gözlem raporumuza bakalım. Genel bakışta Feghouli'nin bile üzerine çıkacak gibi duruyor. Şu an Feghouli'den de daha iyi. Acaba Feghouli'yi gönderip alsak mı? Bunu gözlemlemeye devam edelim bu oyuncuyu. Roll.
Petretta, 22 yaşında bek. Eric Ramirez, 10 numara oynuyor şu an. Hayır, 10 numara inşallah hallettik. Marco Ruben geçiyoruz. Gili geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz. Şu an kafanı kurcalayan bir şeyler olduğu söylendi bana. Ben de merak ettim. Nasıl bir problem var senin için? Ne yapabilirim? Thiago Almada benim yerime transfer edilme ihtimaliyle bazı endişelerim var. Ancak bana gelip bu konuyu konuşmanız çok şey ifade ediyor. Artık endişe edilecek bir şey yok. Teşekkürler patron demiş. Bizim teklifimiz de şu an kabul edilmiş. Görüşmelere başlayalım. Yıldız oyuncu mu yoksa İlk 11 oyuncusu, önerilen de kadro oyuncusu diyor. Ben gerçekten ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyorum. Sözleşme başlangıç tarihi hemen olarak şey yapalım ve vaatleri önerelim. Yıldız oyuncu istiyormuş kendisi. Önemli oyuncu veya yıldız oyuncu ama sinirlendirmeye. Tamam, yıldız oyuncu olarak alalım. Zaten büyük ihtimalle elimizde bir yıldız oyuncu olacak. 24'e kadar çıkartalım. İmza parası vermemeye gayret gösterelim. Çünkü bonservis vereceğiz. Aylıkta 50 bin euro verelim. Temsilci komisyonu 42'de kalsın. Şampiyonluk primi düşürelim. 50 bin dolar olsun. Sezonluk belli sayıda gol. 10 golde 40 verelim. 10 golde 40 verelim. 15 golde ekstra 12 bin. Tamam, o kalsın. Minimum serbest kalma bedeli. Ben bu oyuncudan çok fazla farklı beklenti içerisindeyim. 40 milyon euro yaptım. Önerdim. Evet, belirli bir güncelleme yaptı kendisi bana. 23 o, tamam o kalsın. 4 yıllık anlaşma olsun. 57 binden 55'e şey yapalım. 42, 50, 43 bin. Şunu gel 40 yapalım. Bak 21.5'ta ısrar ediyor. 21.5'a da bırakmak istemiyorum. 30 yapalım. Kız sinirlendirmeyelim şimdi. Tamam. 30'da bağladık. 30 milyon euro bu oyuncudan kazandığımda benim için kafidir. İyi bir pazarlık oldu. Görüşmeyi bitirdik. O oyuncu büyük ihtimal bize gelecek. Evet, forma numaraları isteniyormuş. Biz de verelim. Kaleci için çok önemli bir şey değildir. O gün çalışkanı da şöyle 41 verelim. Onlar genç arkadaşlarımız. 39. Saracchi 3 numara istiyor. Verelim. Maicon şu an bizde değil. Milih 44'ü verelim. Mirza 40'ı verelim. Mustafa Kapı. Ya 18'i verelim sana, gel. Onyekuru 21 numara istiyor. Orada Jimmy Durmaz var. Tabii Onyekuru'yu dinleyelim. Buna da 11 numarayı verelim Jimmy Durmaz'a da. Ryan Babel bizde değil. Jack de bizde değil. 9 numara istiyor. Eren Can'a da şöyle bir 33 numarayı verelim. Numaralarımızı da gönderelim. Nagatomo gitmedi arkadaşlar. Yani kabul etmedi. Moskova ile anlaşamadı. Yani bize rest çekmiş oldu. Bakalım elimizde kalacak mı yoksa gidecek mi? Forvet alma isteğim vardı ama Andone'nin performansıyla beraber kalmasını, yani ekstra bir forvet almak istemedim. Tamam, bari bu sefer şunları kabul edelim de gitsin ya. Ne yapalım? Şunu kabul etmeliyim. Feghouli'yi de göndereyim. Oraya da sağ açık bir futbolcu bırakalım. Evet, Güney Sentürk ilk menajerlik deneyimine hazırlanıyor. Şimdi basın toplantısına gideceğiz. Evet, basın toplantısına katılıyoruz. Süper Kupa maçınız hakkında neler söyleyeceksiniz? Bunu seçelim.
Süper Kupa'nın kazanmaya cidden önem veriyor musunuz? Yoksa oyuncularınızı bu konuda fazla sık boğaz etmeyecek misiniz? Maçı kazanmak istiyorum. Sonuçta buraya başarı kazanmak için geldik. Böylece kupa yelpazemizi genişletmiş olacağız diyelim. Geleneksel olarak sezonunun daha başarılı başında dur. Geleneksel olarak sezonun daha başında oynanıyor sayılır. Bu sayede takımınızın hakkında iyice fikir sahibi olabileceğinize inanıyor musunuz? Sezonu iyi bir başlangıç yapmak erken form tutmamıza katkıda bulunur. Böylece şampiyonluk yarışında da iddialı bir konuma geliriz diyelim. Çabuk geçelim. Evet, geçelim. Sıkılıyorum çünkü. Evet, asistan menajerimizi yönlendirelim. Evet, Thiago Almada bizimle sözleşme imzaladı. Kadro 10 numarayı hemen Almada'ya veriyoruz. Numaralarımızı da gönderelim. Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı hazır değiller henüz. Fernando Muslera geçmiş. Sakatlığı da geçmiş galiba. Bakacağız şimdi. Yani Almada'yı bu maçta oynatacağım. Yeni gelmiş olsa da bu maçta oynatacağım arkadaşlar. Muslera diyor. Muslera sakat. O yüzden Muslera ile başlamayacağım. Okan Koçuk'la başlayacağım. Hatta Muslera'yı yedeğe dahi almayacağım. Sakat oyuncu hiçbir zaman riske edilmemesi gerekiyor. İlk 11'imiz bu şekilde. Onyekuru'nun henüz kondisyonu yeterli değil. O yüzden almadık. Jimmy Durmaz'la başlayacağız orada. Nagatomo zaten gidecek büyük ihtimalle. Şu an kadromuz bu şekilde. Forvet'te Andone ile başlayacağız. Bir de ben Falcao'ya bakmak istiyorum. Ne kadar kalmış Falcao'nun? Falcao sakatlığı tamamen iyileşmiş. Şu an kondisyon yüklüyor kendisine. Yani 2 hafta içerisinde yavaş yavaş. Evet, mesela uyarı veriyor Feghouli veya Luyendama Seri herhangi bir 90 dakikayı tamamlamayabilir diyor. Ama yapacak bir şey yok. Oynayacaklar. Gerekirse ikinci yarıda bu oyuncuları değiştireceğiz. Evet. Hırslı. Favori olmamızın bir sebebi var. Sahaya çıkın ve favori olmamıza şüpheyle bakanları utandırın diyoruz. Devam ediyoruz. Maçımıza çıkıyoruz. Evet, Galatasaray menajer olarak ilk maçınıza çıkmak üzeresiniz. Neler hissettiğinize dair kısa bir cümle alabilir miyiz? Özel bir gün. Bu harika göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Bugün kaptanlık pazubandını Mariano takacak. Onda nasıl bir liderlik cevheri gördünüz? O şartlar altında doğal bir tercih ve tamamen bu karara layık dedik. Mariano 90 dakika sahada kalabilecek zindeliğe sahip mi? Takımın ne diyelim? Takımın oynamasına ihtiyacı var. Ayrıca en azından bu maçı çıkartabilecek kadar zinde gözüküyor. Milan Lukaç'ın yokluğunda kazanma şansınız Milan Lukaç'ın yokluğu kazanma şansınız nasıl etkileyecek? Bakalım onların ne yapabileceğinden ziyade kendi takımımın neler yapabileceğine odaklanmış durumdayım. Takımda herkes bunu düşünüyor dedik ve sahaya çıktık ve maça başladık. Hemen ilk 20 dakika baskımızla başlayalım. Şu 18-20. Dakikaya kadar herhangi bir pozisyon olmadı. İlk yarıyı bitirdik. Neredeyse çok da önemli pozisyon olmadı bu maçta. Çok iyi top. Tek de yavrum. Haydi. Vur. Vur. Be. Haydi Feghouli. Ah be. Direkten döndü.
7 tane şut atmışız. Akhisar'ın elinde şu an 1 şut oldu. Toplu oynamada da ...53'e 47 gibi. Üstünlüğümüz var toplu oynamada. İlk yarının... ...çok fazla pozisyon olmadı. 8 tane şut atmışız. Sadece bunlardan bir tanesi kaleye vurmuş. Şimdi... ...hemen bir konuşma yapalım. Agresif olalım. Gösterdiğiniz performans beni hiç mutlu etmedi. Bilesiniz dedim. Bir kişi motivasyonunu kaybetmiş gözüküyor. Devam edelim. Asistanımıza devredelim. Onlar da bir şey söylesin. Evet. Başlayalım ikinci yarıya. Bravo. İyi pas yaptık şu ana kadar. Çok iyi. Yap oğlum ortayı. Yapsanız ortayı ya. Ah be. İyi top. Hadi Saracchi. Gol be. İşte bu ilk golü, sezonun ilk golü Andone'den geliyor. Yani bu da resmi maç olduğu için. Bakın Saracchi yine burada oldukça iyi girdi içeriye. Burada bir topu kaybeder gibi oldu. Jimmy arkasından aldı ve Andone topu filelere buluşturdu. Bizim için güzel bir gol. Pozitif futboldan dengeliye geçmek. 5 saatten sonra biraz sakinleşmek bizim işimize yarayacak derken seride serbest vuruştan golü buldu. 2-0 yaptık. Bu bizim için çok daha iyi bir skor oldu. Şimdi biraz daha rahatlayacağız. Şimdi Almada'yı oyundan alıp Taylan'ı alıyorum. Taylan'ı da ortaya alıyorum. Destekleyelim. Devam edelim. Evet. Serinin yerine de evet. Ryan Donk'u alalım. Donk'u da şöyle ortaya koyup orayı güçlendirelim. Gol yiyeceğimizi düşünmüyorum ama her an her şey olabilir. Evet, burada mesela çok ciddi bir açık verdik. Bravo Saracchi. Evet, tekrar aldık. Yemeyelim. Bravo. Evet, yemedik. Yani kalemize sadece 4 şut görmüşüz. Bunların 2 tanesi isabetli. Biz 16 tane şut atıp 5 tanesi isabet sağlamışız. Toplu oynamada da üstümüz devam ediyor. Evet, kupayı kazandık. Evet, gördüğünüz üzere süper kupayı kazanmış bulunmaktayız. Fena oynamadık. Daha iyi olacağız. Başarılarımız kazanılmış. 8 tane gelen kutumuz var. Bunlara bakalım. Galatasaray TFF Süper Kupa şampiyon oldu. Şampiyon oldu demişler. Jimmy Türk futboluna geri döndü demiş. Maç sonu toplantısında ben katılayım buraya. Harika bir şey. Muhteşem bir vuruştu. Geçelim. Geçiyoruz. Bugün kusursuz oynadı. Seri de çok güzel oynadı. Evet, devam edelim. Evet. Şimdi ilk transferimizi gerçekleştirdik. Şu an herhangi bir paramızda kaldığını, yani 3,5 milyon, 3 milyon euro gibi bir paramız kalmış. Biz de bunu şimdi Nagatomo'ya satacağız. Büyük ihtimalle oradan da bir para gelecek. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz.
Feghouli'yi de satma ihtimalimiz var. Henüz ona net bir karar vermedim. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha sonra transferlerimiz devam edecek, maçlarımız devam edecek. Şimdi ilk maçımızı Akhisar'la oynadık, ilk resmi maçımızı. Sonrasında Real Sociedad'la hazırlık maçı yapıp burada Denizlispor'la ilk lig maçımıza bir sonraki videoda gelmiş bulunacağız. Yine transferle alakalı tam net kararları vermiş bulunacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.